ve katırları vardı bizim Kürtlerin. Ova köylerde o tür şeyler pek beslenmezdi, ihtiyaç da duyulmazdı. O yönüyle de dikkat çekilirdi. Kocaman kocaman işte çoban köpekleriyle falan birlikte gelirlerdi. Daha çok sanıyorum o köpeğin alışkanlığından kaynaklanıyor. Yani onu bir getirme zorunluluğu duymazlardı da. Bütün bu manzara köyün içerisinde bir hali ilgi çekerdi. Çocuklar toplanır izlerlerdi falan. İşte biraz önce söylediğim gibi çeşitli laf atmalar falan söz konusu olurdu böyle. İşte yine Kürtler gelmiş falan gibi. İlginç manzaralar oluyordu. Örneğin bir keresinde ben yalnız yolda giderken hiç unutamadığım bir şey bu. Bir grup çocukla karşılaştım. Yine tekerlemelerini söyleyip beni sinirlendirmeye çalıştılar tabii. Ben korktum yani, bir grup bayağı fazla. Ben de tek başımayım. Ve içlerinden bir tanesi üzerime saldırdı. Ben de sırf korunma güdüsüyle yerden bir taş alıp fırlattım. Çocuğun kafasına geldi. Kafası kanadı tabii çocuğun. Şimdi ben kaçmakla yardım etmek arasında bir duygu söz konusu oldu. Diğer çocuklar dağıldılar. Sonra kaçtım ben. Kaçıp gittim eve. Kapının arkasına saklandım. Babamla annem oturuyorlardı. Babam Kürtçe dedi ki, ne oldu falan dedi. Ben dedim bir şey olmadı ama bayağı korkmuştum, titriyordum yani. Biraz sonra çocuğun dedesi geldi, beni sordu. Babam da eliyle işaret et işte orada falan dedi. Adam gelip kulağımı tuttu, çekmeye başladı şimdi. Babam da dedi ki, ne oldu falan. Dedi ki, benim torunumun kafasını taşla yarmış falan. Babam dedi ki, yani uslu bir çocuktur, durup dururken öyle bir şey yapmaz falan. Bir dizi diyalogdan sonra adam gitti. Babam çağırdı beni, ne oldu falan dedi. Ben dedim ki, böyle böyle söylediler işte, yani aşağıladılar falan. Babam normalde epey sinirli bir insandı. Yani çocuğu dövmezdi falan ama bayağı sinirli birisiydi. Sinirle bana, gel buraya çabuk dedi, gittim. Elini kaldırdı, ben de sandım ki yani bana mı vuracak falan. Ben sarılıp beni öptü. Hiç öyle bir şey beklemiyordum yani. Ve şey var, o günkü koşullarda çokça zor bulunan bir şey. Annem de gitti, naylona sarılı şeker getirdi, bana verdi. Dedi ki, ben sonra tabii anladım ki bunu. Sanırım ben orada kendimi savunmayı mı, o Kürt olarak itilmeye rağmen var olduğumu ispatlamayı mı sağlamışım? Bundan dolayı bir hoşnutluk oldu. Ve ilk kez öyle yanlış bir şey olmasına rağmen bir takdir gördüm. Doğrusu o günkü koşullarda hiç anlayamamıştım. Bu zamanla bilinçlenmenin şeyde faktörü oluyor aynı zamanda, değil mi? Birbirini besleyen bir şey olmuş aslında daha sonraki süreç itibariyle. Fakat oraya gelmeden önce Alevi olmanızdan dolayı dışlandığınız durumlar da yaşandı, değil mi sizin Evet. sürecinizde? O daha çok Malatya'ya taşındığımız Daha sonraki aşama. 1974'lü yıllarda Malatya'ya gelmiştik. O zaman şehir merkezinde yaşanan bir şeydi ki o zaman Malatya'da inanç gruplarından dolayı çokça çelişkilerin, çokça didişmelerin yaşandığı bir ortam vardı. Malatya'ya taşındığımızda oldu. 74 dönemi zaten çok Sünni Alevi çatışmasının en yoğun yaşandığı dönemlerden biri oluyor o dönemde. Evet. Siz bizzat tanık oldunuz değil mi o tür olaylara? Tabii bizzat tanık olduk. Bir de bizim mensup olduğumuz aşiret çokça biliniyor idi Malatya'da. Malatya'da zaten belli yerler vardı. Mesela Arguvanlı dendiğinde akla ilk gelen şey Alevilik kavramıdır, Alevilik olgusudur. Tabii Kürtlük de gelir ama daha çok Alevilikle özdeşleşmiş bir yanı söz konusudur. O dönemde siyaseten, örneğin 68'li yılların devrimci demokratik gelişmelerinin çok yoğun yaşandığı dönemde, özellikle gençlikte, öğrenci kesiminde belli bir toplumsal bilinç, belli bir aydınlanma söz konusu olabiliyor idi ama bu aydınlanmanın bulanıklaştırılması anlamında işin içerisinde farklı faktörler de katılabiliyor idi belirli kesimler tarafından. Bunlardan bir tanesi mezhep çelişkisiydi. Yani insanları inançlarına göre karşı karşıya getirme ve bu karşı karşıya getirmeden de kendilerine göre verili bir zemin elde etme, bu zeminden kaynaklı çelişkileri açıkta tutup toplumu ayrıştırma gibi bir durum söz konusuydu. Yoksa halkın kendinden menkul, kendinden kaynaklı inançlarını karşı karşıya getirme gibi bir durum söz konusu değildi. Çoğu zaman
komşularımızla rahat diyalog sağlayabiliyorduk. Rahat bir görüş alışverişi, çeşitli ihtiyaçların giderilmesi noktasında paylaşım vesaire. Bunlar rahatlıkla yaşanabiliyordu. Çünkü ekonomik olarak aynı şeye tekabül eden bir seviye de var. Yoksulluk düzeyi veya ekonomik düzey neyse o günkü koşullarda aşağı yukarı aynı noktaya tekabül eden şeylerdi bunlar. Dolayısıyla o noktada çokça çelişki yaşanmaz. Ama bir Ramazan ayı geldiğinde örneğin çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Malatya'ya yeni taşınmıştık. Bizde ağız alışkanlığı yani Alevilerde öne çıkmış kavramlarla yemin etmek. Bir gün oyun oynuyorduk. Çocuğun bir tanesi bana bir şey söyledi. Ben de dedim ki İmam Hüseyin aşkına öyle değil. Bana dedi ki ne dedin falan dedi. Ben de dedim ki tekrar ettim. İmam Hüseyin aşkına öyle değil dedim. Dedi ki o ne demek dedi. Şimdi ben biraz irkildim doğrusu. Yani niye bunu böyle ulu orta kullandım diye. Hiç dedim falan geçiştirmeye çalıştım. O ısrarla dedi ki hayır onu söyleyeceksin falan. Ben de dedim böyle. Nedir peki o dedi. Doğrusu ben de günlük dilde kullanıyoruz ama anlamını çok fazla bilmiyorum tabii o gün. Öyle geçiştirip unutturdum çocuğu. Kürtlüğe dair ilk etkilenmeleriniz de aslında orada başlıyor değil mi? Tabii o Türkmen köyünde bize işte Kürtler, Kürtlerin çocukları ya da Kürt Musa diye babama hitap etmeleri. Doğrusu ben şöyle düşünüyorum. Şimdi babam, annem kendi aralarında Kürtçe konuşuyorlar. Bize de bazen Kürtçe, bazen Türkçe konuşuyorlar. Annem Türkçe'yi konuşmakta biraz zorlanıyor idi. Babam da zaman zaman Türklere dair çeşitli kavramlar ifade ediyordu. Şimdi o çocuk aklıyla ben şunu soruyordum tabii nedir yani bu farklı kullanılan dil nedir? Köydekilerin kullandığı dil nedir? İşte Kürt diyorlar bu nedir falan gibi bir takım soru işaretleri vardı ama o günkü düşünme kapasitesi itibariyle o günkü kültür itibariyle tümüyle irdeleyip yanıtlayabilmek tabii ki mümkün değildi ama o dönemden ben kendi adıma şunu rahatlıkla söyleyebilirim. O dönemden kişiliğimde oldukça izler vardır. Size ilk hitap eden şey ne oldu?